be strong. Merhaba arkadaşlar. Genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu dersimizde 5. sınıf doğal sayılarla toplama çıkarma işleminin yuvarlayarak tahmini üzerine olan sorularımızın tekrarını yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk sorumuzda aşağıda verilen sayılar en yakın binliğe yuvarlanmıştır diyor. Hangisi yanlıştır? O zaman burada binler basamağının yanındaki sayıya bakıyorduk. Binler basamağı 6, yani 6000 olacak cevap. Ya da bir yukarı yuvarlanıp 7000 olacak. Bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyük mü bu yuvarlak için aldığım binler basamağından sonraki sayı? Evet, o zaman 7000'e yuvarlanacak. Doğru. Hemen binler basamağı 7, hemen yanındaki sayıya baktık, 8. O zaman benim 7000 sayım ya da 8000 sayı sonucuna ulaşmam lazım. 8 olduğu için, 5 ve 5'ten büyük olduğu için 8000'e yuvarlayacağım. Doğru. Bakıyoruz. Binler basamağı 2, yanındaki sayı 3. O zaman 2000 olması lazım. Doğru. 5'ten küçük. 4'e bakıyorum. 4 binler basamağında yanında 4 var. 5'ten küçük. O zaman bunun 4000 olması gerekiyor. Doğru cevap D şıkkı. Geçtik. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan en büyük sayı. Şimdi en büyük olacaksa mesela 599'dan büyük olması lazım. 650 olsa burada 5 olduğu için 700'e yuvarlar. Ama 6'dan sonra 4 olduğu için o zaman 649 sayısı olabilecek en büyük sayımızdır. Hemen 3'e geçtim. 512 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali üçgen. 6325 sayısının en yakın binliğe yuvarlanmış hali karedir. Buna göre üçgen artı kareyi soruyor. Hemen şu 512 sayımızı bir yazalım. 512 en yakın yüzlüğe yuvarlanacaksa yüzler basamağını seçtim. 500 ya da 600 çıkacak. Burada şöyle yapalım. Demin de öyle yapmıştık. 5'ten sonraki sayımız 1. Yani 550 ve üstü olsaydı bu sayı 600'e yuvarlardım. Ama şimdi 500'e yuvarlayabiliyorum. 6325 sayısında da en yakın binliğe diyorsa, binler basamağı 6, yandaki sayıya baktık. Bu da 5'ten küçük. O zaman bu da 6000'e yuvarlanacak. Topladığımızda 6500 geliyor. 4 basamaklı doğal sayısı en yakın binliğe yuvarlandığında 5000 sayısı elde edildiğine göre üçgen yerine yazılacak rakamların toplamı. Hemen 4, üçgen, 5, 1 sayısını yazalım. Binler basamağına yuvarlandığında 5000 çıkacak. Yani 4000'li bir sayı ya 4000 ya 5000 oluyordu. 4000'den 5000'e yuvarladığına göre 4000 küsürlü bir sayıdan. Üçgenimiz en aşağı 5'tir. 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. Buradaki sayıları topluyoruz. Bunların rakamları farklı mı? Verilerde başka ekstra bilgi var mı düşüneceğiz tabi. Topladığımızda cevap 35 geliyor. Yani A şıkkı olabilecek tüm rakamların toplamı oluyor. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin tahmini sonuçları, sayılar en yakın yüzde yuvarlanarak bulunursa hangisinin sonucu daha fazla olur diyor. Hemen bakalım. En yakın yüzdeye yuvarlıyorum. 1521. 1500 olacak. Çünkü 2 5'ten küçük. 880, bakın hemen burada yüzler basamağının yanındaki sayılarına bakıyoruz. Burada 8 var. O zaman 900'e yuvarlanır. 1500-900. 600 geliyor A şıkkı. B şıkkına bakalım. Yüzler basamağına göre yuvarlıyorum. Yandaki sayıya baktık. 6, 5'ten büyük. O zaman burası 1200 olacak. Eksi. Burası da yüzler basamağının yanına baktık. 4, 5'ten küçük. O zaman 600 olacak. Çıkarttım. Yine 600 geldi. C şıkkı. 840. 4, 5'ten küçük olduğu için 800'e yuvarlanır. Eksi. 220. 2 olduğu için 200'e yuvarlanır. Yine çıkarttık. Yine 600 geldi. O zaman büyük ihtimalle cevabımız burada. D şıkkında olacak. 990, yüzler basamağının yanındaki sayımız 5'ten büyük olduğu için
900 mü 1000 mi? 1000 olacak o zaman. Büyüye yuvarladık 5'ten büyük olduğu için. 5 ve 5'ten büyükse. 280'de de 8 5'ten büyük olduğu için bir üst yüzde yani 300'e yuvarlanır. Çıkarttık 700. Şansımıza en son şıkta geldi. Doğru cevap. Geçtik 6. sorumuza. 6840 artı 234. Yukarıda verilen toplama işlemin sonucu birinci toplananı en yakın binliğe durdum. En yakın binlik. Binler basamağı 6. Şuradaki sayı da 8 olduğuna göre en yakın binlik 7000 olacak. Çünkü 8 5 ve 5'ten büyük. İkinci toplananı en yakın yüzlüğe 2'nin yanındaki sayıya bakıyorum. 3. O zaman bu 200 mü 300 mü? 5'ten küçük olduğuna göre 200. O zaman 200 yazdık. Sonucu yuvarlayıp tahmin ediyorsam 7000 ile 200'ü toplarsam 7200 diye tahmin edebiliriz sonucu. Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmin ediliyor. En yakın yüzlük bakıyorum. Burada 9 5'ten büyük olduğu için 900 olur. 850'den büyükse 900 oluyor gibi de düşünebilirsiniz. Tabii 850 olduğunda da 900 oluyor. 4 yüzler basamağının yanındaki sayı o zaman bu da 400 olacak. Çıkarttığımızda 500 geliyor. Bize diyor ki tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark. Bu 500 tahmini sonuç. Gerçek sonuç için de normal çıkartıyoruz. Normalde aslında bu tahmin konusu çok gerekli bir konu değil ama müfredatta olduğu için çözülüyor. Matematikte tahminle fazla işlem yapmayacağız. Net sonucu bulmamız gerekiyor. Zaten matematiğin güzel yanı da net olması. Diğer derslerde yorum yapılabilirken matematikte sana göre bana göre diye bir şey olmuyor. Direkt doğru cevap çıkıyor. Evet 441 geldi. Gerçek sonuçta da. Arada ne kadar fark var? 500'den 441'i çıkarttığımız takdirde 59 aradaki fark yani A şıkkı doğru cevap. Yukarıda verilen toplama işlemin sonucu en yakın binliğe yuvarlanarak tahmin ediliyor. Bu 4000'li bir sayı şuradaki 3 5'ten küçük olduğuna göre 4000 olur. 5 ve 5'ten büyük olsa bir üst bine geçecektik. Buraya baktık. 5500 o zaman bir üst binliğe geçtiğine göre 6000 oldu. 6649 en yakın binliğe bakıyorsak bu 6 5'ten büyük olduğu için 7000'e yuvarladı sayıyı. Topladığımızda doğru cevap tahmini olarak 17000 geliyormuş. Hemen bir sonraki soruya geçtik. Yukarıda verilen işlem şemasına göre üçgen yerine gelecek sayı kaçtır? 582 ile 1000'i toplarsak direkt 1582. 400'ü çıkartırsak yüzler basamağına bakıyorum. 5, 4 çıkartırsak 1. Yani 1182. 5000 ile 1182'yi toplarken de 5000, 5 binler basamağında. O zaman burada binler basamağında 1 var. Topladım. 6182. Pratik yolla elde edeceğimiz sonuç oluyor. Hemen bir sonraki sorumuza geçtik. Yukarıda bir işlemin zihinden işlem basamakları verilmiştir. Buna göre bu işlem aşağıdaki yerden hangisidir? Şimdi hepsini topladığıma göre bunlar bir toplama işlemi. 600 ve 200'lü bir sayı. Yani yüzler basamağı 6. Diğer sayının yüzler basamağı 2. Şöyle yaparsak. Sonra 40 ile 50'yi topladığıma göre bunun onlar basamağı demek ki 4. Bunun da onlar basamağı 5. 5 ile 4'ü topladığıma göre de burası 5. Burası 9 olabilir. Şıklara bakıyoruz. Pardon 9 yazdım. 4 olacak. Ki 9 çıksın. 645 artı 254 var mı? Var. Doğru cevap C şıkkı oluyor. Çünkü bunların basamaklarını toplayıp en son toplamış. Pratik yöntem olarak. İşlemin zihinden yapılışı. Burada da aynı mantıkla 600'den 200'ü çıkartmam lazım. Bakıyorum 600'ün 200 çıkartıldığı bir şık var. Sonra onlar basamaklarına baktım. 80'den 60 çıkacak. 80'den 60 çıkmış. 5'ten 4 çıkacak. Burada 5 artı 4 yazdığı için bu da gitti. Sonra biz bu çıkan sonuçları toplamalıyız. Burada çıkartmalar yapmış, kafa karışmış. Hepsini topladığımızda cevap C şıkkı geliyor. Evet, son sorumuza bakalım. En yakın yüzde yuvarlandığında
500 olan en büyük doğal sayı, en yakın yüzdeye yuvarlanı 500 oluyorsa, yani 549 olmalı. 550 olsa, bu yandaki sayı 5 olsa 600'e yuvarlar. O yüzden üçgeni buldum. En yakın binliğe yuvarlandığında 3000 olan en küçük sayı kareymiş. En küçük dediği için 2500 3000 olur. 2499 olsa 2000'e yuvarlanacaktı. Bunların toplamını sormuş bize. Biz bunları hizalı bir şekilde yazıp toplarsak cevabımız 3049, yani B şıkkı geliyor. Böylelikle toplama çıkarmanın yuvarlaması tahmini üzerine, pratik işlem yapma üzerine olan konu tarama testimizin sonuna geliyoruz. Videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki konu tarama testimizde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.